Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün otel yönetimi dersimizin 5. ünitesi olan otel yönetiminde planlama ve yönetsel karar verme konusunu birlikte ele alıyoruz. Bu üniteyle birlikte sizlerin plan ve planlama kavramını tanımlayabilecek, planlama sürecinin aşamalarını açıklayabilecek, yönetsel karar vermeyi tanımlayabilecek ve yönetsel karar verme sürecinin adımlarını açıklayabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip olmanız amaçlanmıştır. Öncelikle otel işletmeleri arasından planın ne anlama geldiğine bakacak olursak, plan bir otel işletmesi için amaçlarına ulaşabilmesi için ne gibi işleri yapılacağını, bunların nasıl, ne zaman ve kimler aracılığıyla yapılacağının tespit edildiği kararlar bütünüdür diyebiliriz. Aslında plan bir sonuç iken planlama ise bir süreçtir. Planlama da en geniş ifadeyle kimin neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağının önceden kararlaştırılmasıdır. Dolayısıyla aslında planlamanın geleceğe dönük bir inceleme, araştırma işi, bir seçim ve karar süreci olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda aslında planlamanın da denetim aracı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bildiğimiz gibi yönetim süreci içerisinde yönetim süreci planlamayla başlayan ve denetimle sona eren bir süreçtir. Ve denetimin gerçekleşebilmesi için öncelikle planlamanın olması gerekir. Çünkü önceden planlananlarla elde edilen performans ve standartların uyumunun değerlendirebilmesi olarak ifade edebileceğimiz denetim ancak planlama gerçekleştirdiği takdirde yapılabilmektedir. Otel işletmelerinden plan türlerinden bahsedecek olursak, kullanım sıklığına göre, kapsamına ve süresine göre 3 şekilde planları ele almamız mümkündür. Süresine göre planlara baktığımız zaman, pardon, düzeltiyorum, kullanım sıklığına göre planlara baktığımız zaman bunları tek kullanım planlar ve sürekli planlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tek kullanım planlar adı üzerinde bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen tekrarlanmayacak planlardır. Program, bütçe ve projeleri buna örnek olarak verebiliriz. Sürekli planlar ise sürekliliği olan, düzeltilerek gerekli düzenleyici önlemler alındıktan sonra devam eden planlardır. Bunun arasında da politikalar, prosedürler ve talimatlardan bahsetmek mümkündür. Kapsamına göre planlara baktığımız zaman stratejik, taktiksel ve operasyon planlar olmak üzere 3 şekilde planları ele almamız mümkündür. Stratejik planlar uzun dönemli planlardır ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilir. Özellikle otel işletmelerinin kontrol edemeyeceği faktörleri, çevresel dış koşulları da dikkate alarak rekabetçi bir şekilde düzenlenir bu planlar. Taktiksel planlar da daha orta düzeyde, özellikle fonksiyonlar işlevleri otel işletmelerinin işlevleri düzeyinde hazırlanan planlardır. Örneğin otel işletmeleri arasından pazarlama departmanının yapacağı reklam planları buna örnek olarak verilebilir. Operasyonel planlarda daha alt düzeyde uygulamaları kapsayan, prosedür ve süreçleri tanımlayan planlar olarak sınıflandırmamız mümkündür. Süresine göre planlara bakacak olursak, kısa, orta ve uzun vadeli planlar olarak ele alınabilir. Kısa vadeli planlar 1 yıl ve daha az süreyi kapsarken, orta vadeli planlar 1 ila 5 yıl arasında, uzun vadeli planlar da 5 yıl, en az 5 yıllık süreyi kapsayan planlardır. Bu planlama sürecinden bahsedecek olursak, öncelikle planlamanın gerçekleştirebilmesi için otel işletmelerinde örgütsel amaçların belirlenmesi gerekmektedir. Burada tabii ki bir otel işletmelerinin bulunmak istediği noktanın, bu resmin ortaya konması bu süreçte önemlidir. Daha sonra bu amaçları ulaştırabilecek seçeneklerin belirlenmesi gerekir. Burada bir ya da birden fazla seçeneğin belirlenmesi söz konusu olabilir. Daha sonra seçeneklerden en uygun olanını değerlendirme yapılarak bir seçim yapılır ve planlama süreci dinamik bir süreç olduğu için bu süreç gözden geçirerek güncelleştirilmesi, düzeltilmesi gereken noktalar düzeltilerek tekrar süreç döngü başa döner diyebiliriz. Otel işletmelerinde planlama sürecine ilişkin bir takım yaklaşımlar benimsendiği görünmektedir. Bu yaklaşımlar geleneksel ve katılımcı yaklaşımlar olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Geleneksel yaklaşım, planlama sürecinin genel olarak üst yönetim, danışmanlık ya da planlama bölümü tarafından gerçekleştirildiği bir planlama yaklaşımıdır. Burada katılımcılık söz konusu değildir.
Daha çok planın amaç burada planın gerçekleşmesidir. Bu yüzden biraz daha bu yaklaşımın dış çevre, turizmin değişen dış çevre koşullarına uyum sağlamaktan biraz uzak olduğu konusunda eleştiriler vardır. Katılımcı yaklaşımda adı üstünde tüm paydaşların planlama sürecine katkı sağladığı bir planlama yaklaşımıdır. Burada bir menü planlamasını örnek olarak verecek olursak, bildiğimiz gibi menüdeki ürünlerin meydana getirmesi, mutfak hizmetin sunulmasında restoran bölümünün önemli bir katkısı vardır. Bu bölümlerin, bu bölümdeki şef ve yöneticilerin devreye girmesi, yine satın alma bölümünün, hatta otelin doluluk oranı hakkında bilgi alabilmek için ön bürodan çalışanların bu sürece dahil olması, menü planlama sürecine dahil olması aslında katılımcı bir yaklaşımın göstergesidir. Amaçlara göre yönetim de aynı şekilde katılımcılığı önemseyen bir yönetim yaklaşımıdır. Burada amaçlar belirlendikten sonra çalışanlara bu amaçlara ne gibi katkıları olacaklarını sorularak onların bu sürece katkısının olması sağlanır ve belli düzeyde belli bir noktaya kadar inisiyatif verilerek amaçlara göre yönetim gerçekleştirilir ve sonuçların da gerçekleşmediğinin birlikte değerlendirildikleri, incelendikleri bir süreçtir. Katılımcı anlayış yaklaşımına aslında dayanır. Son olarak otel işletmelerinde karar verme sürecinden bahsedecek olursak, bildiğimiz gibi planlama bir karar verme sürecidir ve bu kararı veren de tabii ki yöneticilerdir. Ama öncelikle karar vermenin gerçekleşmesi için bir karar verme gereksinimin ortaya çıkması gerekir. Burada bir ihtiyaç olabilir, bir değişim karşısında otel işletmenin uyum sağlama ihtiyacı olabilir ya da bir çıkan bir problem olabilir. Bu sorunun iyi bir şekilde tanımlanması, açık, net tanımlanması gerekir. Net bir şekilde ortaya konması gerekir ve çözüm seçeneklerinin bulunup tabii ki geliştirilmesi gerekir. Bu seçenekler bir ya da birden fazla olabilir. Bu seçeneklerin en uygun olanının seçilebilmesi için de değerlendirmelerin yapılması ve seçeneklerin uygulamaya konması gerekir. Dolayısıyla en sonunda da kararın etkinliğinin değerlendirilmesi, güncellenmesi, düzeltici önlemlerin alınması gerekir. Gerekiyorsa bu karar verme süreci tekrar aynı sorun çözülmemişse başa dönerek bu döngü devam etmektedir. Arkadaşlar, bugün otel yönetiminde planlama konusunu ele aldık. Plan ve planlamanın ne olduğunu, plan türlerinden bahsettik, planlama sürecinden bahsettik. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek adına, daha geniş bir bakış açısına sahip olmak adına Anadolu M-Kampüs sistemindeki yardımcı materyallerden de yararlanılması gerektiğini hatırlatmak ister. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.